Bulacaklar. Mutlaka bulacaklar. Eski ağa, muhtar nerede gördün mü? Şu tarafta. Devlet var ya, devlet beyim. Devlet işte şimdi gelmiştir köyümüze. Vicdanınız rahatlamış mıdır şimdi? Hiçbir zaman rahatsız değildi ki. Evet. Geçmiş olsun. Görev tamamlandı sayın var. Sağ olasın yüzbaşı. Ama bizim hala çok eksiğimiz var. Sağ olasın yüzbaşı. Arakbin! Görevimiz efendim. Müsaadenizle. Geçmiş olsun. Çocuklar tamam mıdır muhtar? Tamamdır sayın valim. Hadi bakalım. Sayın valim. Günaydın evin hemşire. Günaydın sayın valim. Bütün gece buradaydınız, kahvaltı etmemişsinizdir. Sağ olasın Nevin. Vallahi makbule geçti ha. Şimdi bu Milli Eğitim Müdürünü aradım sabahın köründe Nevin. Gelince beni... Gelince haber veririm efendim. Hadi bakalım. İyi günler muhtar. Sana da iyi günler. Hayırdır? Biz yeni taşındık köye. İkamet lazım. Kocam işe girecek. Bir çabuk ver de gidem. İşim acele. Hemen çıkarız bacım. Hiç merak etme sen. Hiç merak etme. Hele geç şöyle otur bakayım. Kadriye Tunç. Askeri köyün başına sen dert ettin muhtar. Vebali ağırdır, söylemedi deme. Lafını bil de konuş. Çocukları onlar kurtardı. Yeğenini de. Yok, çocukları da öldürselerdi, babalarını öldürmüşler, yetmedi mi? Sen hiç konuşma Celil. Sen ağzını açma. Sizinkiler çoluk, çocuk, yaşlı kadın demeden, gözünü kırpmadan harcadı be. Hiç acımadan. Sen de yaşlısın muhtar. Dikkat et kendine. Buyur bakalım bacım. Borcumuz ne? Boş ver ya. Bu bizden olsun, devletten. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. Özel idareye ait arazi nereden başlıyor Veysel? Efendim, şu soldaki ahırın köşesinden başlayarak dört ahırı kapsıyor ve şuraya kadar da gidiyor. Bakın, şuradan şuraya kadar. Şu ahırlar gidiyor yani. Öyle efendim. Güzel. Şimdi, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elinizde köy okullarına uygun projeler var, öyle değil mi? Var sayın valim. Tamam işte. Muhtar. Buyur bey. Kafa kafaya verin. Bu çocukların tamam. Yaş grupları, okul çağındaki çocuklar bir araştırın bakalım. Ama o kadar çok sürmesin yani. Peki, hemen bitsin bugün bu iş. Veysel. Bizzat ilgilenirim sayın valim.
Sonra da hemen inşaatı başlatırız yani. Köprü şantiyesinden kalan dünya kadar malzeme var. Çoğu bağış, kum, çakıl, çimento, demir kereste. Başkana söyleriz, belediye de el verir. Bir de bağış kampanyası açtık mı? Gelecek eğitim yılına okul hazır demektir efendim. Ya sen ne diyorsun müdür? Ne gelecek yılı? Her şey hazır diyorum sana. Bu köyün çocukları ikinci yarı yıl kendi okullarında başlayacak burada. Sayın valim, hadi bina tamam diyelim de öğretmeni var, kadrosu var, memuru var. Ya geçici kadro alırız müdür. O da olmadı. Sen girersin derslere. Muavinlerin girer. Ben girerim ya. Veysel girer. Siz istedikten sonra girerim efendim. Hadi bakalım. Hadi ya. Tempo ya. Tempo, tempo, tempo. Hadi. Hadi. Buradan başlıyor yani değil mi Veysel? Evet. Şuraya kadar. Amcasının aslanı. Mao, beni iyi dinle. Yüreğin yumuşamayacak, tamam mı? O heriflerin seni bulması hiçbir şey değiştirmez. Onlar hala bizim... Celil! Konuşup durma öyle abuk sabuk. Yenge. Aklın sıra kafasını mı dolduracaksın sen çocuğun? Ben ona doğrusunu söylüyorum. Hadi Celil, hadi Celil, git işine. Sonra devam ederiz ama. He? Aslanım benim. Sen çorbanı iç, ben geliyorum. Celil! Buyur yenge. Oğlumun ölmesine izin vermeyeceğim. Sen bu işlerden anlamazsın. Evet, anlamam. Anlaşılır tarafı yok. Hayatta beni bir defa incitmemiştir Cemo. Beni incitmeyen Cemo alıp eline silah başkan sarıldası. Ne o, babasının gittiği şerefli yoldan gidecek. O yolun sonu belli. Köyün çıkışında serbeli yamaçta toprağın iki karış altında yatıyor. Git bak, ağın orada. Buyur mühendis hanım. İçin nasılsın? Sağ ol Recep abi. Hala bakıyorsun bunlara. Evet bakıyorum. Çıkmadık canda umut hesabı. Bakar mısınız? Buyurun. Buyurun, kime bakmıştınız? Bahar Hanım'a. İstanbul'dan geliyoruz. Bankadan. Odasında Bahar Hanım. Yolu gösterir misiniz zahmet olmazsa? Tabii göstereyim, buyurun. Ne haber Aslı? Merhaba hocam. Çıkardı mı Leyla ablayı? Ha, çıktı çıktı evde. Gelen giden yok tabii. Ya aslında var. Nasıl yani? Aman doktor canım gülüm doktor, derdime bir çare. Ne konuşuyorlar acaba ya? Bu fabrika işçilerin gelmemesinden daha kötü bir şey daha var. O da bankacıların gelmesi, o da oldu işte. Çaresiz dertlere baba düştüm. Doktor bana bir çare. Ya Tekin. Kolay gelsin diyeceğim ama saçma olacak. Doğru, öyle olacak. Hayırdır? Bankacılar geldi. Ben şu Bahar Hanım'ı bir göreyim. Doktor. İyi, benden de selam söyle. Sözleşme hükümleri son derece açık. Borç taksitlerinden biri ödenmediği takdirde banka borcunun tamamının kapatılmasını isteme hakkına sahip. Hukuk dışı bir işlem yapmıyoruz burada. Kocanız bu sözleşmeyi imzalarken... Bahar Hanım. Sayın Valim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Rica ederim, hoş geldiniz. Ya bu yakınlardaydık, bir hatırınızı sormak istedik. Lütfettiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bankacı konuklarım vardı benim de. İstanbul'dan bankacı geldiler. Konuklarımız İstanbul'dan. Buyurun, buyurun, rahatsız olmayın. Buyurun.
İstanbul'dan buraya hayli bir yol. Umarım hayırlı bir iştir. Şimdi arkadaşlar, bu tesis bölgede yaşayan insanların hayatı için çok önemli. Burası olmadan biz köprüyü bitiremeyiz. İnsanlar ölmeye devam eder. Biz de öyle elimiz kolumuz bağlı olanları seyrederiz. Hassasiyetinizi anlıyoruz. Ama elimizden bir şey gelmez. Genel merkezin kararlarını uygulamak mecburiyetimiz var. Bir Fransız bankasıyız biz. CBN Paris. Fransız bankası, CBN Paris. Hı hı. Ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, öyle değil mi? Vali Bey, biz de ülkemizi seviyoruz. En az sizin kadar. Şu sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı için Fransız parlamentosunda yırtınan adam. Neydi adı ya şunun? Dur söyleme. Duryea. Gerard Duryea. Sizin bankanızın ortaklarından değil mi ya? Konumuzla alakası yok efendim. Ne demek alakası yok? Ya en az benim kadar ülkenizi sevdiğinizi söylediniz. Ya siz sevseniz ne olur, sevmeseniz ne olur ya? Senin bankan sevmiyor kardeşim. Patronun maaşını veren adam sevmiyor ya. Sömürge devletleri de eskiden böyle çalışırdı işte. Ama efendim... Aması yok kardeşim, aması yok. Sömürgeciler bir ülkeye çöreklenir, o ülkenin zeki çocuklarını kendi okullarında bir güzel eğitir, sonra da onları sömürge memuru olarak kendi memleketlerine yollarlardı. Bilin bakalım onlar kime benzerdi? Efendim, lütfen hakaret etmeyin. Hakaret? Hakaret öyle mi? Asla. Asla öyle bir niyetim yok. Dediğim gerçek, anlattığım gibi. Ama gerçeğin kendisi hakaretse... bu durumda ben ne yapabilirim ki? Değil mi kardeşim? Şimdi dikkat ettim de. Ya kızardınız ya. Kızardınız vallahi. Ama bu iyi. Bu iyi. Kusura bakmayın ama nesi iyi anlamadım. Şimdi gerçek bir sömürgecinin tarih karşısında yüzü kızarmaz arkadaşlar. Sizin kızardı. Demek ki hala bir umut var. İşte iyi olan bu. Anlatsana ne oldu? Bir şey olduğu yok. Ne yapacağız şimdi? Düşünüyorum Tekin, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ya kardeşim, senin bana soru sormaktan başka bir şey yok mu? Hayır, yok. İyi, git bul bir şeyler. Ne bulacağım ya, ne bulacağım? Ne bileyim ben kardeşim ya, ne bileyim. Git, evlen mesela ya. Evlen ya, ne? Evlen. Evlen, evlenmek mi? Evet, evlenmek kardeşim, evlenmek. Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeşim? Her şeyi de devletten beklemeyin ya. Her şeyi de devletten beklemeyin ya. Her şeyi de devletten beklemeyin ya. Yani... Lafa bak, iki tane de nereden nereye geldi? Evlenecekmişim. Nevin, hemen defterleri ara. Bir de icra müdürünü. İkisi de hemen atlayıp gelsinler. Ya ne vilayeti Nevin? Köye gelecekler, köye. Hadi bakalım. Ah be Deli Tuncay, ah! Ne baktın? Dur. Bir tek o anlıyor beni ya Celal. Doğru. Bir tek o anlıyor. Doğru. Hadi bakalım, hadi hadi. Buyurun efendim. Bu iş köprü için hayat memat meselesi beyler. Anlatabildim mi? Efendim, rahmetli Turan Bey'in fabrikasının köprü için ne kadar hayati olduğunun tabii ki farkındayız. Ama takdir edersiniz ki... Ya neyi takdir ederim müdürüm, neyi takdir ederiz ya? Yani efendim, bankadan gelecek bir icra emri ki duyduğuma göre yoldaymış. Bugün bankacılar Bahar Hanım'dan sonra avukatlarıyla birlikte bize de geldiler. Bakın beyler, bana kuralları zorladığımı söyleyecekseniz zahmet etmeyin, ben onu biliyorum. Allah efendim, sonunda hep birlikte suçlu durumuna düşmek... Sayın defterdarım, bizim ihtiyacımız olan tek şey zaman. En fazla 3 hafta ya. Bu müddet zarfında işçiler tekrar işbaşı yapar, imalat başlar, birkaç istikak daha çıkar, fabrika gecikmiş kredi taksitini öder, başka bir yerden kredi bulunur. Biz de bu baş belası Paris Bankası'ndan kurtuluruz ya. Yapılır bir şeyler işte ya. Ne bileyim ben şimdi? Şimdi benim şu ana kadar bürokrasi için söylediğim bütün sözleri ikinci bir emre kadar unutun. Tamam mı? Anlamadım efendim. Ya kardeşim, sizden bürokrasi istiyorum. Canı gönülden ve mümkün olduğu kadar çok bürokrasi. Uzun ve dolan başlı yollar. Ya söyletmeyin işte be zorla. Ben mi öğreteceğim size kardeşim? Her zaman yaptığınızın yarısını yapın yeter ya. Ne yapalım? Bak.
Gördün mü? Defterler kaptı duruma ha. Özür dilerim. Bir an için bunları yaptığımızı farz edelim. Şöyle ya. Ha. De bakayım bana. Ama farkındasınız değil mi? Bütün bu söyledikleriniz senaryonun en iyimser hali. Diyelim ki o 3 haftayı kazandınız. İşler yine istediğiniz gibi gitmezse. Şimdi dostlar, benim duymak istemediğim bir şey varsa o da budur. Bunu hiç düşünmeyelim. En azından 3 hafta boyunca. Anlaştık mı? Tabii efendim. Tabii efendim. Güzel. Hadi bakalım. Nerede hareket, orada bereket. Buyurun bakalım, buyurun. Geç. Güle güle beyler. Efendim. Güle güle. Güle güle. İyi günler sayın valim. İyi buyurun. Vali Bey, Halkım Gazetesi'nden Saliha Hanım efendim. Tamam, sağ olun Nevin. Alo Saliha Hanım. Ya teşekkür ederim, siz nasılsınız? Şöyle sıkı bir haber ister misiniz diye soracaktım. Şöyle sürmanşet bir haber. Ha? Ya önümüzdeki birkaç gün içinde. Doğruluk payına ben kefilim ya Saliha Hanım. Bu şehirde hiçbir şey bu kadar doğru olmadı. Ha? Teşekkür ederim. Nevin size geçecek haberi, okuyunca konuşalım. Tamam Salih Hanım, tamam. Nevin! Kaç taş var elinde? Sana ne? Fazla taşla oynuyorsun. Ya abla saçmalama ya. Anne taş çaldı yine senin bu oğlun. Şşt, tamam hadi. Bir seferde mızıkçılık etmesen olmaz. Kerem! İyi ya, tamam. Ne koktu ya öyle mis gibi? Salep kaynattım. Yapma ya. Oo. Yaşa melek. Melek, yaşa vallahi. Aslan karım benim. Eski lezzetler. Arada bir hatırlamakta fayda var. Ben bir kap içini alsam. Aa. Olur olur al. Yanında da Osmanlı tokadı promosyon. Oyna ya, oyna oyna. Düşünüyorum. Didişmeyin, didişmeyin. Tamam hadi. Ya aman anne, didişecek hali mi kalmış? Yaşlı başlı adam. Aa, kim? Oğlum ya. Ben mi? Ben mi yaşlı başlı adamım? Sen Ecelin'i mi susadın Kerem? Kalk bakayım sen şurada. Kalk 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 kalk. Kalk. Ay kalk, yine kalk, başlıyorlar. Kalk. Ay kalk. Ay. Ya baba oyun oynuyorduk ya. Bırak. Cezalısın, yerde başlıyorsun. Faruk, minderdesin, minderde. Hadi gel bak Salep'in sorunu. Otur yere çok bakalım. Gel. Hazır mısın? Al şunu ver. Hazırım. Kardeşim. Ya Allah. Oh, baba dur. Faruk. Baba. Baba. Tamam mı? Pes mi? Hayır. Pes mi Kerem Bey? Hayır. Kim bitmiş söyle bakayım. Sen. Kim bitmiş? Sen. Aa. Tamam mı? Tamam mı Kerem Bey? Pes mi? Pes mi? Ha? Kim bitmiş? Aa, ben mi bitmişim? Sayın valimiz, ne yazık ki yine adammış. Ucuz kahramanlık peşinde. Baba, seni evimden çıkartırım ben. Baba. Ne oldu? Efendim, neymiş? Ne oldu? Baba baksana bir şuna. Göz demirlerini imal eden fabrikada işçiler baksana, işi bırakmış. Seninki. Peki, vali bey ne yapıyor? Televizyona çıkıp tabiri mazur görün, bütün bir şehre zılgıt çekiyor. Beyefendi, siz masum insanları azarlayacağınıza önce görevinizi yapın. Şehirde güvenliği sağlayın. Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan insanlar merak etmeyin. O zaman güle oynaya işbaşı yaparlar. Kapa şunu kızım. Faruk, tamam. Akşam akşam canını sıkacak yer arama. Hadi. Ya ben aramıyorum Melek. Ben aramıyorum. Ben oğlumla boğuşuyorum. Böyle üzerine keyifle salep yudumlayacağım. Adam cart diye karşıma çıkıyor ya. Yeni bir şey değil ki. Adam bu işte biliyorsun. Her zamanki hali. Benim canımı sıkan o değil Melek. Ne? Bu defa haklı adam. Bu defa haklı. Birazdan geliyorum hayatım. Sevgilim para kazanmakla meşgul. İçin rahat olsun, yakında alacağım o arabayı sana. Tamam yavrum, ben de öptüm, hadi bay bay. Çok para kaldıracağız lan Fiko. Gibi para. Okul çocukları bayram edecek bunlarla.
Hadi bakalım. Veresiye yok ha. Deli misin? Baksana sizinkiler uyanmaz değil mi? Yok yok merak etme. Salak mıyım oğlum ben? Neyse ben kaçtım. Görüşürüz. İyi. Çıkarken kapıyı çek. Tamam merak etme. Alo Sayın Valim. Bağışlayın geç saati rahatsız ettim. Ya rica ederim müdürüm buyur. Şu bizim polis vakfının yıllık yemeği için aramıştım efendim. Bölgesel kalkınma için bölgedeki dinamikleri harekete geçirmemiz gerekir. Bunun bir dakika müdürüm. Köylerden Melek. Topladığımız bitkiler... Hayatım kısar mısın şunu? Çeşitli otlar bizim ilaç ham maddesi yapmak için biricik kaynağımız. Ya pardon müdürüm. Bizim Ali Maruf televizyonda bir şeyler anlatıyor da. Aman efendim bırakın şu rezil herifi. Bugün ifadesini aldık. Ne ifadesi ya? Eski karısını dövmüş. Ne? Ama tabii bu... Dövdüğü kadın da bizim şu Erdal var ya, yaban. Yaygınlaşması... Onun nişanlısı gibi bir şey. Evlenmeye hazırlanıyorlar. Hanım hanımcık biri efendim.